Efendim gelin anayasa yapalım. Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasındaki bu krizi bu şekilde halledelim. Efendim ondan sonra gereğini yapalım. Arkadaş bu Can Atalay ne olacak? Aylarca daha hapiste mi kalacak? Yani orada unutulacak mı? Can Atalay olduğu için değil, bir şehrin milletvekili olduğu için Hataylı, milyonlarca Hataylı'nın yani on binlerce Hataylı'nın oyuyla oraya seçildiği için öncelikle bu konunun boyutu var. İzleyicilerimiz de katkıda bulunuyor yayınımıza. Diyor ki bir izleyicimiz, özür dilerim elim çarptı şuraya, şöyle anlatmış. Keriman Ertuğrul bizim sadık izleyicilerimizdendir. Çok üzgünüm diyor. Yıllar önce Medya Mahallesi'nde Nedim Şener Hrant Dink'i anlatıyordu. Ağlayarak onun için bir yazı yazdım. Sevgili Ayşenur Arslan da okudu. Ben Erzurum ve Bayburtluyum. Hiçbir zaman da Ermeni düşmanı olarak büyütülmedim. Arkadaşlarımı da çok seviyorum diyor. Bir izleyicimiz Canberk Demirdelen diyor ki Ergenekon'dan, balyozdan bahsediyor. Neden 28 Şubat'tan bahsedilmiyor? Valla Canberk Hanım, Canberk Demirdelen, biz bahsediyoruz her fırsatta 28 Şubat'tan FETÖ'nün kumpasıyla başlamış olan bir davanın, bir kumpas soruşturmasının şehirleri olarak içeride 80 yaşın üzerindeki emekli komutanların evet bulunmasından sık sık söz ediyoruz. Önder Taş'tan diyor ki, peki şunu kimse neden sormuyor? Barış Pehlivan'ın 3 aydır tamamen keyfi olarak içeride yatmasına sebep olan hakim ne oldu da birden şikayetinden vazgeçti diyor. Haklı bir soru sonuçta. Yani demem o ki bayram değil, seyran değil. Enişten beni neden öptü diyor Önder Taş'tan. Ondan sonra Faruk Avşar diyor ki Garopaylan uzun zamandır göremiyorduk. Programa katılmasına sevindim. O da Hrant Dink gibi hemşerim diyor. Çok güzel insanlar diyor. Erkan Eren diyor ki Sayın Karadağ, Emine Şenyaşar'ın iki oğlu ve eşi hastanede onlarca kişinin gözleri önünde hunharca öldürüldü diyor. Hangi birini anlatıp söyleyelim diyor. Bir de sesi duyulmayan on binler var diyor. Ayla Demir, Barış Pehlivan 3 ay neden yattı diyor. Bu sorunun bir yanıtı var mı diyor Sayın Karadağ. Hukukçuların bir de adalete ihtiyaç duyduğu günleri yaşıyoruz. Gün gelir adalet size de lazım olur derken sanki bugünler için söylenmiş. Alperen Nurgül diyor ki iyi akşamlar. Biz de o zaman halk olarak yargı kararlarını tanımayalım mı şimdi diyor. Yani Enis Berberoğlu yani da karşımıza çıktı. Ömer Faruk Emin Faruk geldi. Tanımıyoruz diyelim mi diyor. Bana ne uymuyor mu diyelim diyor. Ben bunu anladım diyor. Çünkü Yargıtay bize de bu hakkı veriyor diyor bu tavrıyla. Çok sayıda mesaj geliyor. Twitter'dan haber adresine yazın sayın seyirciler. Salim Bey bir de siz dinleyelim bu konuda. Ortaya çıkan durum şu. Yani bütün bu seyirci mesajları anlatılanlardan. Ya bu ülke çökmüş durumda. Yani bir kere şey görelim. Ülke çökmüş durumda. Ülkenin hukuku çökmüş durumda. Adalet çökmüş durumda. Ekonomisi çökmüş durumda. Yönetim anlayışı çökmüş durumda. Kurumları çökmüş durumda. Yani hakikaten yolun sonuna gelinmiş, artık balığın, tuzun vesairenin, umudun, her şeyin koktuğu bir noktadayız. Ya bakın o kadar vahim şeyler yaşanıyor ve bunlar o kadar sıradanlaşmış durumda ki. Hepimiz sırasıyla fişlenmeyi bekliyoruz diyor ya, evet. Yargı mensupları. Bu nasıl hayır, bir şey diyor, ya? Koyun diyor, koyun. Bomba gibi diyor, düşmesi koyun gereken diyor, şeyler. Sıramızın gelmesini bekliyoruz diyor. Bir hakim diyor bunu. Ya ben biz diyor koyun gibi sıramızın gelmesini, bizim de diyor işte bir takım diyor cebri tedbirlere uğramamızı, sürülmemizi, şunu bunu bekliyoruz diyor. Timur Soykan'ın son haberi evet. Bir gündeki. Şimdi bakın gerçekten çökülmüş durumda. Ya eğer hukuk adalet dağıtmıyorsa, hukuk siyasallaşmışsa, adalet dağıtma fonksiyonunu yitirmişse hukuk artık bir infaz aracı haline dönmüş olur. Ki ülkede uygulanan bir düşman hukuku. Yani Garo Bey diyor ya öngöremezsiniz işte şunu yapamayız bunu ya, neyin başımıza ne yaparsak suç olduğunu bilmiyoruz. Evet bilemeyiz. Düşman hukuku eylemlere bakmaz, şahıslara bakar. Faili önceler. Fail kim? Yani sistem, birileri sizin ortadan kaldırılmanızı, susturulmanızı, enterne edilmenizi istiyorsa hukuk bu işe yarar. Sizi susturur. Barış'ı 3 ay içeri atar. Özür bile dilemeden, utanmadan 3 ay sonra ben şikayetimden vazgeçiyorum der ve hiçbir şey olmamış gibi 3 ayın hesabını hiç kimse vermez.
Böyle, ve bu bakın bu ülkenin Cumhurbaşkanı, bu ülkenin Adalet Bakanı Anayasa Mahkemesi'nin önünde 130 bin hak ihlali dosyasını dert etmez. Der ki ya zaten bu Anayasa Mahkemesi 130 bin dosyayı 15 kişi çözüme kavuşturamaz, biz bunu kaldıralım der. Ya şunu sormaz, ya arkadaş benim yönettiğim ülkede 130 bin kişi şu anda hak ihlaline uğradım diye mahkeme kapılarında sürünüyor. Dert etmeniz gereken, ya benim ülkemde 130 bin yurttaşım nasıl hak ihlaline uğrar olmalıyken, ya biz buna zaten cevap veremeyiz diyor. Bakın bir hakim, ben buradan sürülürüm, şöyle başıma bilmem ne gelir. Ya da bir bürokrat, aman emir olursa böyle olur, şöyle olur. Hepiniz ortaksınız. Bunun sorumlusu iktidar ve bir takım odaklar olabilir sorumlusu. Ama her biriniz, her sessiz kalan buna ortak olur. Gandhi'nin hayatıma rehber ettiğim bir sözü vardır. Diyor ki, haksızlık yapıp bütün insanlarla beraber toplumun bir ferdi olmaktansa adaletli davranıp tek başıma kalmayı tercih ederim diyor. Vicdan budur işte. İnsan duruşu budur. Budur bizi insan yapacak duruş, tepki, olması gereken davranış biçimi budur. Tek başınıza kalsanız dahi haksızlığın karşısında durup haklının yanında yer alabilmek. Hakimseniz mecbur değilsiniz kardeşim bu suça ortak olmaya. O kararı verirsiniz. Vicdanınızı ve kanunu dinlersiniz. Bürokratsanız suç teşkil eden bir talimat emri yerine getirmezsiniz. Milletvekiliyseniz eğer yetkiniz gasp ediliyorsa buna karşı çıkarsınız. Yetkinizi korursunuz. En etkili eylemleri sergilersiniz. O meclisten çıkarsınız gerekirse. Ama bir şey yaparsınız. Suskun kalmazsınız. Bizim gündelik tedbirlerle, gündelik palyatif böyle sade suya tirit açıklamalarla bu ülke zaten buraya kadar getirildi ve geldi. Yani bir hakim çıkıyor ya, bir kişi, bu Barış Pehlivan olabilir, Salim olabilir, başka birisi olabilir. Ya ben 3 ay cezaevinde yatırılıyorum gereksiz yere. 3 ay sonra diyor ki ben şikayetimden vazgeçtim. Teşekkür mü edeceğiz? Allah razı olsun. Allah razı olsun mu diyeceğiz? Vazgeçtiniz de şikayetinizden. Şunu diyeceğiz. Hiç mi utanmadın kardeşim? 3 ay bir insan, bir kişi, bir baba, bir gazeteci, bir yurttaş 3 ay hapis yatarken sen şikayetini 3 ay sonra vazgeçmekle buna müsebbip olmuş olmaktan dolayı hiç mi utanmadın? Sizin adınızı, sizin adınızı bile anmamıştı üstelik o yazıda. Evet, utanman gerekirken kalkıp ne yapacağız yani, Allah razı olsun mu diyeceğiz? Şükran mı göstereceğiz? Ya bakın neler oluyor bu ülkede ya. Ya Sinan Ateş cinayeti biraz önce söylendi, hala ortada duruyor. 2 tane özel harekat polisinin katili İstanbul'dan Ankara'ya kadar götürdüğü, orada yine bir partililerin tetikçiyi efendim işte Gölbaşı'na kadar taşıyıp oradan kaçırdığı, sonra dönüp bir milletvekilinin evine yerleştiği ve orada ele geçirildiği, türlü bu ilişkilerin hepimizin gözünün önünde gözümüze baka baka yaşandığı bir olay, neredeyse işte bir yıl oluyor geçen Aralık'tan bu yana. Hala aynı şekilde duruyor. 2 tetikçi üzerinden yürüyen bir dosyaya dönmüş durumda. Hangi birini konuşacağız burada? Hangi birini söyleyeceğiz? Can Atalay'ım gelene kadar Kemal Aytaç doğru söyledi. Bunlar kamuya, hepimize mal olmuş isimler. Evet, biz de bunları anlatıyoruz. Niye? Sembol oldukları için. Tabii ki onlarca, binlerce, ya belki on binlerce mağdur var bu ülkede. Hala KHK'lıların hakları iade edilmiş değil kardeşim. Hala on binlerce insan aklandıkları halde, ya bir ülke hicap duyar ya, utanır ya. Ya bu ülkenin, bu ülkede insanım diyen hakikaten ya bunun hesabını içinde yapması gerekir. Ya birilerini suçlamışsınız, bir yafta yapmışsınız ve o kişi gitmiş bu ülkenin mahkemelerinde aklanmış. Aklanmış kardeşim. Ya bir yargı sürecinden geçmiş, beraat etmiş. Hak vermişler tapu gibi eline. Demişler ki sen masumsun. Bu adama haklarını iade etmiyorsunuz. Bu ne hadsizlik ya?
Bu kimin hakkıdır? Kim böyle bir hak sahibidir? Kim böyle bir yetki sahibidir? Bir insana haklarını hukuk eliyle verildiği halde iade etmemek. Ve bundan dolayı kimse utanmıyor. Kimsenin yüzü kızarmıyor. Kimse suçlanmıyor. Kimse bunun sorumluluğunu taşımıyor. Aynı anda bu ülkede bir tarafta bu insanların dramı yaşanıyor. Cezaevlerinde hala haksız hukuksuz yere tutuklu olan işte Kışanak gibi, Can gibi, Demirtaş gibi, Osman gibi onlarca insan var. Demir parmaklıkların arkasında Selçuk, hala Selçuk Kozağaçlı var. Ya hala şu an şu dakika sevgili seyirciler. Bak ben insan isyanı içerisindeyim. Ya bir kim olduğunun ne önemi var? Siz de olabilirsiniz. Yarın ben de olabilirim. Bir gün sonra bakın olaylar öyle bir gelişir ki bunun mağduru Erdoğan bile olabilir. Olmadı mı? Peki. Şubat krizinde MİT yaklaştığında kendisine doğru yürümüyorlar mıydı? Ya oğlunun önüne gitmediler mi? Evine kadar gitmediler mi? Yarın o da bu hukuksuzluğun mağduru olduğunda ya yine ben isyan edeceğim. Peki. Yine ben onun haklarını savunacağım. Reklam arasına gireceğiz. Daha sonra da başka bir konu ve diğer konuklarımızla devam